missed you. I don't wanna wait. How long has it been since you held me? I don't wanna wait. How long has it been since I felt like this about anything? Şu anda saat 10:45 geçiyor. Yani gece çekiyorum bu videoyu resmen. Bu video bana en çok sorulan sorulardan bir tanesiyle ilgili. Instagram'da hikaye olsun ya da normal post olarak attığım fotoğraflarımı nasıl editliyorum, nasıl düzenliyorum. Bununla ilgili bir video çekiyorum. Sonunda kullandığım bütün programları göstereceğim. Genelde belli bir stilim var. Böyle eskitilmiş tarzda fotoğrafları seviyorum ama aynı zamanda da çektiğim fotoğraflardaki renklerin patlamasını da seviyorum. Ve bu aslında iki tane zıt şey. Bir tanesi böyle renkli patlayan fotoğraflar, biri eskitilmiş fotoğraflar, soluk renkli. Ben bu ikisini birleştirmeyi seviyorum. Şimdi ilk önce şöyle ekran kaydımı da açayım. Şimdi burada edit diye bir dosyam var gördüğünüz gibi. Benim burada 4 sayfalık bir dosya bu. Kullandığım bütün programları burada görebiliyorsunuz. İsterseniz fotoğraflarını durdurup çekebilirsiniz ama benim en çok kullandığım şu ilk sayfadaki, ilk sayfanın orta sırasını görüyorsunuz ya, Lightroom, Analog Lab ve Unfold yazıyor. Bu ortadaki üçlü benim en çok kullandığım 3 uygulama. Şimdi hepsini tek tek nasıl kullandığımı da göstereceğim. Lightroom'la başlıyorum. Bu fotoğrafı Instagram'a yükleyecek olsaydım ne yapardım? Şimdi 4 tane bölme var. Light, ışıkla başlıyorum. Biraz ışığını açacağım. Zaten ortam böyle bembeyaz. O benim hoşuma gidiyor. Kontrastını da biraz. Öyle zaten dediğim gibi yaptığım şeyin böyle tek bir tarifi yok. O yüzden size böyle hep aynı şekilde yapıyorum diye söyleyemem. Biraz gözüme ne güzel gözükürse onu oynayarak öyle yapıyorum. Gölgeler, biz gölgeyiz biraz. Belki bizi de biraz daha ön plana çıkartabiliriz. Genelde zaten Lightroom uygulamasını sadece böyle renkleriyle oynamak istediğim zaman kullanıyorum. Bazen çoğu fotoğrafta birazdan göreceksiniz zaten. Hani böyle sadece story atacaksam. O zaman böyle Lightroom'a hiç atmadığım bile oluyor yani. Çoğu zaman öyle oluyor hatta. Veya renkleri patlatmak istiyorsam, biraz daha böyle ön plana çıkartmak istiyorsam Lightroom'u kullanıyorum. Fotoğrafın üstüne bastığınızda eski halini görebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Mesela şöyleymiş. Biraz daha böyle dediğim gibi, size aynı söylediğim gibi renkleri böyle genel olarak fotoğrafı canlandırıyorum yani. Hani buna bakın, bir de buna bakın. Bu yeterli. Kaydediyorum fotoğrafı. Sonra buradan Analog Lab'e giriyorum. Asıl her şeyin döndüğü olay Analog Lab'de. Arkadaşlar bu uygulamayı gerçekten uzun zamandır kimseye paylaşmadım. Böyle benim değerlim resmen. O yüzden değerinizi bilin yani. Hepinizle paylaşıyorum. Benim çok yani uzun zamandır bu kadar memnun kaldığım bir uygulama olmamıştı. İndirdiğim zamandan beri bayılıyorum. Yani her şeyi yapabiliyorum. Böyle filtreleri çok güzel. O eskitme efekti dediğim her şeyi bunda yapıyorum. Şimdi göreceksiniz zaten. Direkt kamera olarak da kullanabiliyorsunuz. Hatta kendinize merhaba deyin şu an. Ama burada bu damla, göz ışık damlası gibi olan şeyde bütün filtrelerimiz var, tamam mı? Filtrelerin ayarını ayarlayabiliyorsunuz. İşte ne kadar olsun, ne kadar olmasın falan filan. Burada da şu en sağda yine ayarlar, böyle ışık ayarlarıyla işte keskinlik, bulanıklık falan filan, sıcaklık falan, onlarla oynayabiliyorsunuz. Şimdi eskitilmiş bir şey istiyoruz dedim. Barcelona onlardan bir tanesi mesela, böyle eski bir hava veriyor. Ama böyle renklerini biraz oynatıyor. Onu sevmedim o yüzden. Sanırım Verona'yı sevdim. Çok az bir Verona'yı yapacağım. Şimdi burada bu iksir gibi olan bölmede de asıl o eskitme olayı dediğim,
Bu dust, burada bir sürü şey var, bir sürü şey yapabiliyorsunuz. Bu uygulama, buradaki özellikler de yine çok güzel ama benim kullandığım bu dust dediğimiz o hani eski film üzerinde böyle çizik çizik toz gibi bir efekt olur ya, bu o olay. Açıyorum dust'ı. Burada ne kadar olmasını istediğinizi işte ayarlıyorsunuz. Gördüğünüz gibi zaten direkt üstüne geliyor. Ve farklı farklı dust şekilleri var. 3, 1, 2, 3, 4, 5 diye. Ben en çok 3'ü kullanıyorum. İsterseniz bu siyah kısmını açıp o dust'ı siyah yapabiliyorsunuz. Evet, ben şu an beğendim yani. Belki biraz kontrastını açabilirim. Ben beğendim. Bence oldu. Ben olsam bu fotoğrafı böyle atardım yani Instagram'a. Gördüğünüz gibi biz hala canlıyız. Hani fotoğrafta patlıyoruz yani, bembeyaz olan fotoğrafta biz ilgi çekiyoruz. Ama aynı zamanda genel olarak fotoğrafa baktığınızda böyle bir eski bir havası var. Bu kadar. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, sen? İyiyim. Bu fotoğrafı bir kere size şunu söyleyeyim, yapmaya çok özen gösteriyorum. Normal kamera, eğer hikayem için fotoğraf çekeceksem genelde Snapchat'in kamerasını açıp oradan çekiyorum. Çünkü Snapchat'in çektiği fotoğraf boyu Instagram'ın hikaye boyuyla aynı. Eğer bazen şey olabiliyor, normal kamerayla çektiğimde onu hikayeme koymak istediğimde de böyle fotoğrafın kenarlarında olan şeyler dışarıda kalıyor yani. Anlatabildim mi? Anlatabildim galiba. O yüzden genelde story'e atacağım, hikayeme atacağımı biliyorsam fotoğrafı Snapchat'e girip Snapchat'in kamerasıyla çekiyorum. Şimdi analog lab'e giriyorum. Eskitilmiş bir hava istiyorum dedim, değil mi? Genelde eskitilmiş için şu Verona'yı görüyorsunuz. Verona efektini kullanıyorum. Burada biraz parlaklığını kısabilirim. Kontrastını açabilirim. Sonra en önemlisi dust denilen o eski olayını ekliyorum. Eski hali, yeni hali. Eski hali, yeni hali. Sonra bu fotoğrafı böyle kaydettikten sonra eğer hani yine bir şeyler eklemek istiyorsam, şimdi bir uygulama daha söyleyeceğim size. Bu Unfold yazan, üçüncü o üç dediğim orta sıranın en altındaki Unfold uygulaması. Çerçeve için en iyi uygulamalardan bir tanesi. Farklı farklı bir sürü bu uygulamayı ne zaman kullanıp story'e bir şey atsam kesinlikle soru aldım yani, nasıl yaptın bunu diye. Çok güzel çerçeveler var. Size hemen göstereceğim birkaç tanesini burada yaptım. Burada görüyorsunuz böyle film çerçevesi. Hem fotoğraf için hem video için kullanabiliyorsunuz. Böyle hani böyle burada kamera odağı, güzel düştüm bu arada. Kamera odağı çerçevesi var. Farklı farklı böyle internet arama çerçevesi falan. Böyle yine kamera ekranı çerçevesi. Çok güzel şeyler var. Şuradan daha iyi görebilirsiniz. Farklı farklı kategorileri var. İşte art diye, bu yeni gelmiş. Kağıt efektleri, film efektleri. Çok güzel çerçeveler var. Mesela geçen şu fotoğrafı yapmıştım. Bu fotoğrafın, bu arada ondan da bahsedeyim. Bu olarak Snapchat'in çok güzel filtreleri var. Bence kesinlikle insanlar bunu fark etmeyebiliyor. Ama Snapchat'te şu yanda çok güzel filtreler var. Benim en çok beğendiğim bu Adrian Lund diye bir adam var. O adamın çıkarttığı, zaten abone olmuşum gördüğünüz gibi birçok filtresine. Onun çıkarttığı bu Midnight Sun ve Endless Summer 1. ve 3. Bayılıyorum. Yani hani hiç edit yapmanıza gerek yok. Direkt kamerayı buradan açıp böyle bu fotoğrafı böyle merhaba buradan hiçbir şey yapmadan çekebiliyorsunuz ve gayet çok güzel görünüyor yani. Ben dediğim gibi bu fotoğrafı, bu papatya fotoğrafını direkt o efektle Snapchat'ten çekmiştim. Sonra buraya gelip bu çerçevenin içine koydum. Gökhan'la fotoğrafımızı bugün bu kırmızı çerçevenin içine koymuştum. Öyle. Bir de son olarak mesela yine bugün çektiğim, başta çektiğim bir fotoğrafı editleyeyim mesela. Fotoğrafımız normal haliyle böyle. Genelde dediğim gibi böyle bunun doğru ya da yanlış bir yolu yok yani. Böyle tek tek ben de hala her seferinde böyle bakıyorum. Hangisi hoşuma giderse onu yapıyorum. Oynuyorum böyle filtreyle. Mesela Barcelona güzel, hoşuma gitti şu anda. Fotoğrafa göre de değişiyor tabii ki. Aynen. Mesela Verona güzel oldu ama mesela şu anda böyle o bir sürü renkli şey var fotoğrafta ve onun renklerini biraz fazla aldı. Bu arada dust'ımızı da hemen ekleyelim. Biliyorsunuz dust'ımız olmazsa olmaz. Eskitilecek o fotoğraf. Neyse, dediğim gibi o renkler biraz solduğu için buradan Vibrance'la gördüğünüz gibi renkleri biraz daha canlı hale getirebiliyorum. Veya burada mesela çok sarı. O yüzden biraz daha böyle soğuk hale getiriyorum.
saturation'la biraz oynayıp biraz daha renklerini oynatıyorum. Contrast'la yine oynayıp renkleri biraz daha canlı hale getiriyorum. Eski hali, yeni hali. Eski hali, yeni hali. Gördüğünüz gibi çok oynamadım. Çok zamanımı almadı. Neredeyse 15-20 saniyede yapabileceğim bir şey. Ama daha güzel görünüyor bence. Benim stilime göre daha güzel. Bunu mesela koyacak olsaydım Instagram'a yine unfold'a girebilirdim. Buradan mesela bir çerçeveyi seçelim. Bir sürü var, bir sürü var. Buradan mesela bu çerçeveyi seçelim. Ekliyoruz. Aynen mesela bu fotoğrafı aynı şey, aynen bu şekilde koyabilirdim. Kaydedeyim mesela. Instagram'a giriyorum. Bu şekilde. Aynen bu şekilde koyabilirdim yani. Gördüğünüz gibi tam istediğim gibi sığdı. Relax, take a bath olayı kesilmedi. Yukarıdan aşağıdan da istediğim gibi oldu. Çok güzel ve çok basitti yani. Aşkım hoş geldin. Merhaba arkadaşlar. Bakın size şöyle bir guacamole'yi göstereyim. Başka neler anlatabilirim bilmiyorum. Instagram'da mesela bu sabah bunu böyle bu şekilde koydum görüyorsunuz. Instagram'da yazı olaylarıyla oynamayı da çok seviyorum. Mesela aynen şunu yaptım, tamam mı? Ne yazacağımı mesela it's the season yazıyorum ya. Mesela işte this the mesela rengini hep uyumlu yapmak için fotoğrafla hep rengini buradan seçmektense, buradakilerden seçmektense fotoğraftaki bir rengi seçmeyi seviyorum. Mesela bunun biraz açık bir renk olmasını istiyorum. Böyle bunu yukarı koyacağım. Ve böyle işte metinin böyle büyüklüğüyle küçüklüğüyle işte bir tarafı farklı bir tarafı farklı olsun. Bunları seviyorum falan. Season yazacağım. İşte season. Böyle boşluk bırakmayı seviyorum harfler arasında. Season'ı yazdım. İlk önce böyle beyazını koyacağım. Mesela gölge yapacağım. Bunların hepsini Instagram'da. Instagram'da hikayelerde çok fazla şey yapabilirsiniz. Düşündüğünüzden çok daha fazla şey. Yaratıcılığınızla çok alakalı. Şimdi ben size bir fikir olsun diye göstereceğim. Bunu da mesela turuncu yapmak istiyorum. İki kere yazıyorum aynı şeyi. Ve gördüğünüz gibi turuncuyu yine kupanın kendi üstünden aldım. Böyle bunu da biraz büyütüp bunun üstüne getiriyorum. Ve gördüğünüz gibi böyle üç boyutlu bir yazı elde etmiş oluyorum. Bu kadar. Sabah aynen bu şekilde yaptım ve koydum. İsterseniz sadece Instagram uygulamasıyla yani yapabileceğiniz farklı farklı böyle metin şekilleriyle işte ya da böyle farklı farklı efektlerle ilgili de bir video çekebilirim. Ama bence şimdilik bu video için bu kadar yeter. Ben de artık içeri gideyim. Saat 12'ye gelmek üzere. Daha bu videoyu editleyeceğim. Umarım bu video sizler için yararlı olmuştur. Bütün kullandığım uygulamaları gösterdim ve en çok kullandığım 3 uygulamayı nasıl kullandığımı gösterdim. Umarım yararlı olmuştur. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım bu kadar beklediğinizde ve bu kadar sorduğunuza değmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hepinizi kocaman 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 öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bye. How long has it been since I kissed you?